I blow up. Merhaba arkadaşlar, ben Emir. Bugün Mecha Krallıkları Garen kostümünü çekiyorum sizlere. Yani karşıma Renekton var, hem meçhabı gösteririm hem de böyle ciddi bir kostüm tanıtım videosu tarzı bir şey olur diye düşündüm. Kiravel olacak bu arada bu adam. Geri oynamam lazım bir tık. Yani o trade istiyor da onun kaçırma sahasına yetişirdim. Oy. Burayı alabilir miyiz ki? Burst at buna, burst at. Çok iyi. Bunu aldık. Keratalar sizi. Böyle hızlı başladık bu arada videoya. Yani sözüm yarım kaldı. Kusura bakmayın ama bayağı hızlı başladık. Güzel oldu bayağı. Ya yanlış oynadılar ya. Renekton direkt hani nasıl diyeyim, Jarvan'ı kesebileceğini falan düşündü. Burst'üyle de öyle oynanmıyor. Ya tamam, Renekton burst atan güçlü bir karakter ama bir anda öyle kesemezsin. Bu arada main hesabımda dereceli maçlıyım şu an. Zaten karşımdaki adamı tanıyan ya vardır illaki. Geçen sezonun TR Darius birincisi. Ama Renekton oynuyor bu oyunda. Şöyle base atarım. Hem base animasyon efektini de görmüş olursunuz. Bu şekilde de aşağı iniyor. Ya yani kostüm benim genel olarak hoşuma gitti ya. Böyle robotik bir şey var. Yani nasıl diyeyim, robotik tarzda bir kostüm yapmak istemişler. Denemişler daha doğrusu. Transformers'a benziyor biraz. Robotların film falan var ya, öyle bir şey. Onun böyle şeyine falan benziyor. Yani güzel bence ya. Ses efekti falan da var. Ufak bir takasa girebilirim adamla. İtem üstünlüğüm var. Tamam. Düz vuruş atıp çıkacağım. Güzel. Geldim ona. Çok iyi. Bunu da aldık. Gayet güzel. Bunu da alabiliriz bu arada. Ama altravel oldu. Bu arada biraz yorgunum ya. Yani nasıl diyeyim, yorgun olduğum için fazla odaklanamıyorum oyuna. Level üstünlüğü var adamın ya. Ben sağa sola koştuğum için şu an ne bileyim bir şey yapamıyorum. Ama baitleyebilirim belki. Şöyle baitlemeyi deneyeceğim. Belki üstüme atlar. Ama Jarvan'ın gelmesi lazım. Burada ben önce... Çok iyi. Oyuna bak. Onu da aldık, onu da aldık. Gayet güzel. Önüme sürekli kill düşüyor ya. Şurayı ittirelim. Ya düz vuruş efekti... Ya hoşuma gitti ya benim açıkçası. Ya belki fark etmişsinizdir. Böyle ufak bir dalgalanma oluşuyor böyle. Sanki toprağa sarsarmış gibi. O... İnce detay hoşuma gitti benim. Ya bu arada rünler falan yenilmez. Ya tercih bu diğer, mesela azim veya ilham girip hakimiyet girmeniz tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Sürekli soruyorsunuz bana bunları. Ben de tercih diyorum. Hepsini deneyin mesela. Hangisi oynayış tarzınıza daha çok uyum sağlıyorsa onu kullanın. Aynı şekil bu build için de geçerli. Mesela savaşçı çizmesi almamın sebebi yenimizi daha hızlı tekleyebilmem. Ya bu tarzda oynamayı ben daha çok seviyorum. Başka bir ninja tabiyle oynamayı ne bileyim daha rahat oynar ninja tabiyle. Şurayı ittirdim hızlı bir şekilde. Ya E efekti falan zaten aynı. Yani ufak bir renk eklemişler. Böyle kıvılcım çıkıyormuş gibi. Hoşuma gitti o da. Fena değil. W'su zaten her kostümde farklı. 1350. Dik. Yani rengi falan değişiyor işte, mavi mesela. Demas Savaş'sa böyle turum ya pembemsi bir şeydi daha doğrusu. Sürekli değiştiriyorlar onu. Şöyle mavi sarımsı bir kıvılcım çıkıyormuş gibi bir efekt eklemişler. Düz vuruş zaten Tiamat'ın düz vuruş efektine benziyor biraz ama biraz daha şey düşük şey detayı. Bu biraz matchup videosu gibi oldu bu arada. Yani Renekton'a karşı da, gerçi çok da matchup gibi olmadı. Çünkü sürekli olarak fight olduğu için böyle 2v2, 2v1 falan tarzından ya, kill alan kazanıyor. Şu an agresif oynayıp adamı kesebilirim ama hata yapmak da istemiyorum. Çünkü Renekton güçlü bir karakter. Dümdüz adamın üstüne dalarsam muhtemelen hasar takasında geriden çıkarım. Şöyle takaslara girip olabildiğince adamı darlamak istiyorum.
Minyonlara dalarken bir anda adama dalabilirsiniz bu şekilde. Adam hem beklemiyor böyle bir şeyi, girişi. Yani güzel oluyor. Base atmayacak bu arada. Şöyle bir şey deneyeceğim. Şimdi. Hop, adalet. Bunu özleyenler, ya bunu sevmeyen de var, seven de var. Ben bu tarz seviyorum. Hani kimse sonuçta izlemek zorunda değil beni. Bir de mantıksız geliyor ya. Hani sırf adaleti böyle diyorum diye, ne bileyim ya, garip geliyor bana. Ya yanlış anlamayın, özür diliyorum bunun için sizlerden. Fakat yani abartıyorsunuz bence ya. Öyle ne kadar itici olabilir ki? İtici diyorsunuz sürekli ama ilginç ya. Fazla da yorum yapmak istemiyorum bu konu hakkında. Seven de var, sevmeyen de var. Ya diyebileceğim fazla bir şey yok yani benim. Gel bakalım buraya. Sen de ufak bir takasa girelim. Hop. Gayet güzel. Ya 11 level olduğum zaman can yenilemem artacak zaten. Ultimin hasar falan da artacağı için bir anda kesebilirim adamı. Şu an çok güveniyor kendine. Ama hala daha güçlüyüm ben. Gideceğim pembe totemini kıracağım, sinirlensin biraz. Çok iyi. Bu arada üçlü kuvvete gittim, fark etmişsinizdir bunu. BF almamın sebebi, yani tek kılıcı almamın sebebi. Merak ediyorum ya, deniyorum ben de bazı yeni şeyleri. Fena olmuyor bence ya erken oyunda. Sen bir öyle bakalım, öyle bir oynayış yok. Şu an çok öndeyim ya. Direkt yani basit bir kombomla bile direkt adamı yenebiliyorum. Yani basit dediğim tek komboyla daha doğrusu. Hasar takasları fazla uzamadan direkt kazanıyorum koridorumu. Şöyle ilk kureyi de alalım. Gayet güzel. İşte üçlü kuvveti bitirdim. Tek kılıcıyla birlikte fena olmuyor. Hasarımız falan çok yüksek. Ben genelde nasıl diyeyim? Anlatamadım, kusura bakmayın. Hala hastayım, boğazım acıyor. Şey falan yutmam lazım, ilaç yutmam lazım. Aha, bu ne? Keklik çıktı önüme. Beğeniriz ya böyle. Aha, bir tane daha geliyor. Gel bakalım. Ama nereye kaçıyorsun ya? Yok, ölmeyecek bana. Kureye öldü adam. Ya işte dediğim gibi boğazım hala biraz acıyor ama iyileştim, iyileşeceğim. Teşekkür ediyorum bu arada geçmiş olsun diyenlere. Ya muhtemelen dersiniz zaten de. Diyen demeyen, bilip bilmeyen sıkıntı yok. Biraz boş yapıyorum, kusura bakmayın şu an. Yorgunum ve nasıl diyeyim, aklımdakileri aktarmakta zorluk çekiyorum şu an, kusura bakmayın bunun için. Ama hafta içinden itibaren gerçekten güzel videolar gelecek. Özellikle mashup videosu isteyenler tatmin olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü en zor matchupları sizler için bayağı bir emek harcayarak çekeceğim en iyi şekilde. Merak etmeyin. Adamın öldürüp redini almam peki. Çok sinir bozucu bir durum ya. Aha, geldim ona da, onu da geldim, onu da kestik. Umarım flash yoktur. Hop, bir anda geldim. Adalet. Mid kulesini alalım şimdi. Ya yüksek elo dereceli oynuyorum zaten şu an. Oyunun şeyinden de falan anlamışsınızdır, gidişatından. Hop. Ayak hareketleri. Bu bir. Tamam, güzel. Sıkıntı yok. Aa, o ince doju görmüşsünüzdür ama muhtemelen. Yaşlanmadık ya da ya. Garanotepe'yiz falan ama yani bizim de bir takım yeteneklerimiz var. Gayet güzel. Canlara bak ya. Aha. Helal Vlad. Onu da kesemez herhalde ya da. Kureyi almayı oynayalım. Karakter çıldırdı, pıt 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 vuruyor. O ses efekti bu arada çok hoşuma gitti benim ya. Düz vuruş efekti var ya. Böyle sanki bir şey dövüyormuşsun gibi, pıt 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 pıt.
Mesela diğer kostümlerinde sanki yok ya öyle bir efekt. Yani ben öyle hatırlamıyorum. Yok diye biliyorum yani. Yok zaten de. Düz böyle basic vuruş efekti var sadece. Ama bazı karakterlerin ne bileyim Draven, Caitlyn gibi karakterlerin mermi atış sesi falan değişiyor ya. Bunda da vuruş efekti değişmiş. Hoşuma gitti yani o detay. Pıt pıt diye vuruyor. Ha unutmadan da bunu söyleyeyim bir kere daha. Bir kere daha değil de ilk kez söylüyorum bu arada. Prestige Garen ta, yani Mecha Krallıkları Prestige serisinde çekeceğim. Haberiniz olsun. Şu an puan biriktiriyorum sadece. Puanım biriksin onunla çekeceğim. Burada yani tamam. Ah be, biraz daha dayanabilsem. Aha, bu ne? Parti var burada. Eyvah. Hem de nasıl parti? Allah yardım edin, yardım edin. Lan! Çok iyi takım. Herkes kafayı yedi takımla. Allah! Sen de öl. Parti hard ya burası direkt. Bir girdim oraya, herkes burada. Burayı alırız bu arada. Güzel slow. Flash var mı adamın? Lan. Yok ölmedim. Yok yok. Dümdüz girmemem lazım. Ben midi pushlayacağım yaz bir şekilde. Bir an heyecanlandım bu arada orada ya. Böyle ölmedim ya, herkesi geçiyorum falan sandım ama garip şeyler oldu biraz. Eksiktik biraz bir de fight'ta. Arkadaşlar bu arada biraz yorgun ve hastayım. Bunun için kusura bakmayın. Sesim falan kötü geliyorsa özür diliyorum sizlerden tekrardan. Geldim oraya. Oynayabiliriz ya muhtemelen oraya. Güzel. O ejderi de çaldık. Basalım E'ye dönelim burada bir güzel. Ah, giremedim bir türlü. Herkesin flash'ı var zaten. Bir bizim yok. Ezreal'i de bu arada ben follow'larım. Ne var bunda? Ha, buzdağım var ama... Tamam. Öldün sen. Hop. Hop, selamun aleyküm. Yok yok. Adaletten kaçış yok. Bayılıyorum ya böyle adamların içine girip kesmeye herkesi. Garip bir build kasıyorum. Fark etmişsinizdir bunu. Deniyorum işte. Yani ranked zaten. Şu an inanılmaz tryhard bir şekilde oynamıyorum ranked maçlarımı. Biraz deneme sürecindeyim açıkçası. Ama hoşuma gitmedi değil ya bu build. Bayağı vuruyorum ya. AD Garen çok güçlü. Bir anda geldim oraya. Ve basabilir miyim? Evet arkadaşlar, oyunu kaybettik. Yapabileceğim çok fazla bir şey yoktu. Benim yaptığım hatalar ile birlikte Jarvan'ın yaptığı hatalarda birleştiği zaman normal olarak oyunu kaybetmemize neden oldu bu. Çok fazla kilim vardı. Takım da çok önde değildi. Karşı rakibin pikleri ya bilmiyorum ya, biraz hatadan kaybettik bence oyunu. Bu build'den değil de elimden geleni yaptım. Umarım keyif almışsınızdır. Ben şahsen keyif aldım. Verdiğimiz hasarlardı bu şekilde. Zaten kazanmak için oynamıyordum oyunu. Hafta içi daha güzel, daha böyle matchup videolarına dayalı. Ya kısacası güzel videolar gelecek. Takipte kalın bunun için. Çok fazla bir şey aklıma gelmiyor şu an. Gerçekten yorgunum. Kusura bakmayın bunun için. Kısaca bu şekilde diyebiliriz. Özür diliyorum. Yani kaybettiğim bir oyunu vermek istemezdim sizlere ama sıkıntı yok. Kaybettiğimiz bir oyunda olsun. Yani sonuçta herkes her maçı kazanmıyor. Videoyu beğenip abone olursanız çok iyi olur. Discord sunucuma da katılmayı unutmayın. Teşekkürler.